Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Evet, gündemin öne çıkan başlıklarını her programla değerlendirmeye devam ediyoruz ama yarın tarihi bir gün. Adı üzerinde 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünü anıyoruz. Çanakkale denince akıllara pek çok şey geliyor ama bir varoluş mücadelesi, bir kurtuluş mücadelesi adına dünyaya da Türklerin, Anadolu halklarının birlikte mesaj vermiş olduğu ve bugüne dair o mesajın hala etkisini ve tesirini koruduğu çok önemli bir tarih. Biz de bugünden bu tarihi ve o tarihin ışığında bu günleri, bu coğrafyayı konuşmaya ayırdık bu programımıza. Çok değerli bir konumuzla birlikteyiz. Hemen takdim etmek isterim sizlere. Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Eftal Özkul'la beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Dediğim gibi çok önemli bir tarih 18 Mart. Birkaç belgesel, film ya da o günle ilişkin anlamlı şiir ya da konuşmaların ötesinde aslında biraz da şuna ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bundan 101 yıl önce ve bu zaferin de öncesinde neler yaşanmıştı? O dönemin Osmanlısı, o zamanın Anadolu halkları nasıl bir serüvenin içerisindeydi? Ve bugüne geldiğimizde o günlerden ipuçlarını yakalayabiliyor muyuz hala? Ya da o günlerden bugünlere değişmeyen ya da değişen neler var? Bunları irdelemekte fayda var diye düşünüyorum. Bence 18 Mart'ı daha iyi irdelemiş oluruz derim. Siz nasıl bakarsınız efendim? Çok doğru bakıyorsunuz. Çünkü 18 Mart aslında bir milat. Yani 18 Mart'ın öncesinde ne vardı? 18 Mart bir deniz zaferi. Çanakkale. Çanakkale ne? Bir dünya savaşındaki, birinci dünya savaşındaki bir cephe aslında. Basit bir cephe. Ama dünya savaşının önüne geçiyor. Neden dünya savaşının önüne geçiyor? Evet. Yani bu kadar anlam veren ne bu savaşa? Çünkü planlanan Çanakkale geçilerek İstanbul'la girilecek ve basit anlamda söylüyorum, İstanbul ele geçirilecek. Dolayısıyla evet, Osmanlı Devleti Savaşı'nın dışına itilecek. Peki Osmanlı Devleti Savaşı'nın dışına itilince ne olacak? Bizim Batılı'nın internette okuduğumuz o hasta adam dedikleri bu devlete niye bu kadar korkuyorlar? Çünkü coğrafyası çok önemli. Biraz önce belirttiğiniz gibi. O coğrafya. O coğrafya. Evet. Mesela 1901'de Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu coğrafya, evet, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hakim olduğu coğrafya olsa idi, Türkiye Cumhuriyeti'nin elindeki imkanlar neler olabilirdi acaba? Evet. Yani düşünün ki Libya'ya kadar gideceğiz, Tunus'a kadar gideceğiz. Tabii ki değişiklikler olabilir, kesin sınırlar değil bunlar ama evet, Orta Doğu tek bir devletin egemenliğinde olacak. Ve belki de sorunsuz bir Orta Doğu olacak. Evet. Çünkü ne kadar bir parçayı bölerseniz, ne kadar küçültürseniz o güçlerin dengesini bozmuş olursunuz. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin yaptığı aslında bu. Kendi karşısındaki devletleri küçülterek düşman olmalarının önüne geçmek belki de. Yani küçük küçük parçalar olunca onları yönetmek çok daha kolay oluyor. Ama büyük parçalar olduğunda onları bölmeniz lazım. İşte bugün de Suriye'nin yapıldığı bu aslında. Suriye'nin bölünmesi gündemde. Suriye buna karşı çıkmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olacak, olmayacak. Ondan önce işte Libya'ydı, Tunus'tu, Mısır'dı. Bakın büyüklerin hep nasıl bölündüğünü görebilmekteyiz. Belki de bunda Türkiye'ye de gelinmek istenecek. Başarılı olmaya çalışacaklar. Ama Türkiye'de bu işin ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Diğerlere kadar çözülmeyeceğinin herkes farkında. Dolayısıyla Türkiye'yi başka konulara çekmeye çalışıyorlar. Başka coğrafyalara çekerek belki de zayıflatmaya çalışıyorlar. İşte Çanakkale'de buradan dolayı önemli. Çanakkale'de şunu anladılar. Çanakkale'yi biz geçeriz ve işte Dolmabahçe'de çayımızı içeriz. Churchill'in sözleri bunlar. Ama geçemediğini anlayınca karşısındaki düzenin nasıl disiplinli bir şekilde mücadele ettiğini anlayınca o zaman dediler ki biz Türkiye'yi geçemeyiz, biz Anadolu'yu geçemeyiz. Karadan geçeriz. Ama Churchill'in raporlarına baktığınız aslında biz savaşı diyor denizde kaybettik. Denizden geçemeyince karadan yapmamız belki de evet, sadece Fransa değil, bütün sömürgeler geliyor. Anzaklar dediğimiz geliyor ve bir, büyük bir başarısızlık aslında İngiltere gibi bir devlet için, çünkü o güçte bir devlet için Çanakkale gibi bir cepheyi nasıl geçemezsiniz? Kim ki karşınızdaki? Evet. İşte Osmanlı Devleti'nin paylaşma projelerini de biliyoruz. Önceki yıllardan, yani savaştan önce belki de bir araştırmacının söylediği gibi Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin paylaşımı mı acaba?
Yani amaç Osmanlı Devleti'ni paylaşmak mı? Neden Dünya Savaşı? Almanya ile İngiltere arasındaki rekabet bu topraklarda, şu anda karşıya verdiğiniz topraklarda aslında bunun rekabetini sürüyorlar. Osmanlı Devleti bu toprakların hepsine hakim konumda. Evet. 130-140 yıl önce, yani 1876-1909 Abdülhamit evet. dönemine bakıldığındaki haritaya bakalım. Ve dönelim 2016'ya. Hatta isterseniz evet. 2014'e dönelim. İşte harita, o kanayan ortada. Harita bugünün aynısı. Evet. Yani bugün çatışmaların, dökülen kanların coğrafyası Anadolu bölgesi haricinde, yani Türkiye toprakları, bugünkü Türkiye topraklarının dışında kalan bu bütün bölgelerde gerçekten bir çatışma alanı var. Evet. İşte Libya, Tunus, Suudi Arabistan'da, belki Arabistan'ın tamamı olarak Orta söyleyebiliriz ama Orta Doğu olarak kabul edebileceğimiz Mezopotamya, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin. Bütün hep sancılı topraklar. Evet. Belki bugün Balkanlar'da bir çatışma yok ama mesela Yunanistan'la Makedonya arasında olarak arasında hala var. Ciddi bir aslında rekabet var. Rekabet var. Bulgaristan'la vesaire. Aynı şekilde. Sırbistan hala daha Bosna'yı sindirebilmiş değil. Değil. Kosova yani, keza öyle. Kosova çıkıyor oradan. Yani baktığınızda bu coğrafyanın hepsine hakim tek bir devlet. Ha bu devlet bunu başarıyla götürebilir. Ha biz şunu demek istemiyoruz. Biz Osmanlı şeklinde devam edelim. Hayır, öyle bir inancımız, öyle bir şeyimiz yok. Değişmiş, şekillenmiş. Ama bunların olması halinde bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü düşünebiliyor muyuz acaba? Ne kadar güçlü bir devlet olabileceğini, buradaki küçük küçük devletçiklerin neden acaba birbirleriyle sorunları var? Neden birleşemiyorlar? Coğrafyaya baktığınızda %90'ın Müslüman olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet. Millet olarak baktığınızda belki ufak tefek farklılıklar yaşayabiliriz ama çoğunluk olarak Araplardan bahsedebilirsiniz. Kendi aralarında bir ayrımlar olacaktır, orantılar farklı olacaktır. Niye birlikte olamıyorlar, niye hep bölünmüşler? İşte bu da İngiltere'nin o böl ve yönet politikasıdır aslında. Ve bunu uygulamış ortada ama bunu Türkiye'de uygulamayı başaramamış. Çanakkale'de örneğin yarın Girne Üniversitesi'nde bir sergi açılacak. Evet. Çanakkale ile ilgili. O sergide bir tane, bugün öğrendiğim hocamızdan, bir tane flama sergilenecek. Çanakkale Savaşları ile ilgili. Ve o flamalarda işte Anzakların, İngilizlerin şeklinde flamalarını hep görüyoruz. Bir yolda da bir flama daha var. Haritanın üzerine bir bayrak daha koymuşlar. Bunu sergide halkımız gidip görsün. Osmanlı Devleti, Türkiye'nin bayrağı ama bizim bilmediğimiz bir ay yıldız. Çünkü köşesinde İngiltere var. Yani İngiltere Çanakkale Savaşı'ndan önce Çanakkale'yi geçeceğinin hesabını yapmış, haritasını bile hazırlamış, bayrağını bile yapmış. Yani düşünebiliyor musunuz hesaplamayı? Yani Çanakkale Savaşı'na geçince bir mendil basıyor, mendilde bu harita. Ve bunun bayrağını bile yapmışlar. Yani ne kadar kolay geçeriz mantığında. Ama geçemeyince düşünün ki Deniz Savaşı'nı biz kaybetmiş olsaydık. Yani konuştuğumuz Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferi'ni alamamış olsaydık. Acaba Mustafa Kemal Atatürk olur muydu? Bir düşünün. Çünkü kara savaşlarının mimarıdır aslında Mustafa Kemal Atatürk. Yani ona gerek duymayacak. Belki başka bir cephede yine karşımıza çıkacaktı. Tabii ki. Ama Deniz Savaşı'nda, mesela Deniz Savaşı'nda kullanılan argümana baktığımızda çelik halatların çekildiğini, çelik ağların çekildiğini öğreniyoruz. Denizaltıların yakalandığını çelik halatlarla. Yani Çanakkale'nin geçilmemesi işte bunlar hepsi o sergide ve bilinmeyen birçok nokta bugün şey yapacak. Yani tarihe sahip çıkmak lazım. Evet. Bence çok önemli. Çok önemli. Tarihe sahip çıkmak çok önemli. Ve ben şimdiden sergiyi de söylemiş oldum bu arada. Tabii ama buyurun. Bu çok önemli bir şey bu sergi. Yarın açılacak olan sergi çok önemli bir şey. Ve bilinmeyen birçok noktanın gösterileceği. Düşünün Çanakkale Boğazı'na nasıl çelik ağlarla halat gerilmiş. Yani çelik ağlar bunlar belki de. Mantığı ve denizaltıları yakalıyorlar. Yani Nusret Mayın. Ve şunu sormak istiyorum. Nusret Mayın diyoruz, Yavuz diyoruz. Diğer gemilerimizden bahsediyoruz. Peki bu gemilerimiz ne olmuş acaba? Nerede bu gemilerimiz? Niye sahip çıkmıyoruz biz bunu? Niye sergilemiyoruz bu gemilerimizi? Bakın kahramanlıktan bahsediyoruz. Bedelden bahsediyoruz. Orta Doğu'daki olaylardan bahsediyoruz. Ama bizim yaptıklarımızı belgelediğimiz bir örneğimizi göremiyoruz. Kendi adamızdan aynı şekilde. Kıbrıs Adası'ndan bahsediyoruz. Kıbrıs Adası'nın tarihi zengindir diyoruz. Nerede müzemiz?
Nerede bir tarih müzemiz? Evet, bununla ilgili bir proje var sanırım. İstersen evet, ondan da bahsedebiliriz. Ondan da bahsedeyim ben biraz. Yakında Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Mütüveliyetlerin ortak kararıyla bir tarih, milli tarih müzesi açılma kararı alındı. Ve 20 Temmuz'da da açılışı yapılacak müzenin. Bu müze adaya Türklerin geldiği tarihten itibaren, yani Osmanlı Devleti'nin adayı fethettiği tarihten itibaren başlatılarak günümüze kadar getirilen bir tarih müzesi olacak. Evet. Ve her şey sergilenecek bu müzede. Ve bu müze Yakın Üniversitesi'nin mülkü olmayacak. Bu müze Girne Üniversitesi'nin de mülkü olmayacak. Belki Yakın Üniversitesi yerleşkesinin, yani kampüsün içerisinde olacak ama Kıbrıs Türk halkının mülkü olacak. Yani bu da çok ilginç bir mantık. Çünkü özel bir kurumun bir yaptığı bir şeyi halka mal etmesi. Çünkü ne isteniyor? Bütün Kıbrıs Türk halkının elindeki donelerle bunu canlandırması, paylaşması, işte bizim paylaşımımız çok önemli. Biz bugün paylaşımcı olsak dünyada sırtımızı yere getirebilirler mi acaba? Evet. Birlik, beraberlik. Bugün de ihtiyacımız olan birlik, beraberlik. Çanakkale cephesinde neden İngilizler bu kadar önem veriyor? Çünkü Ruslara yardıma gidecekler. Peki bugün Rusya neden Suriye'de? Neden Rusya Balkan savaşlarında sıcak denizlere inmek istiyor ısrarla? İşte bundan dolayı Suriye'de. Yani Rusya'ya baktığınızda neden Suriye'de ise aynı şekilde Sayın Rusya Devlet Başkanı açıklamış, askerlerimizi çekiyoruz diye. Peki tuttuğu iki tane limanı da boşaltsın o zaman. Tabii aslında yani Rusya ile ilgili olarak önemli bir aslında paranteze değindiniz. Buraya da girecektik biz ama dediğiniz gibi Rusya Suriye'den sözde bir manevra ile çekildi gibi görülüyor ama aslında her an dönmeye hazır olarak bırakmış olduğu, aslında amacı da buydu. Her an geri dönmeye hazır olarak bırakmış olduğu çok önemli üstleri var. Her anda dönebiliriz dedi, bugün de bunu belirtti. Buna da değinelim isterseniz. Ruslar sürekli olarak sıcak denizlere inme arzusuyla Osmanlı Devleti ile de çoğu kez karşı karşıya geldiler, savaştılar ve belki de uzun yıllar sonra ilk kez Türkiye ile Rusya karşı karşıya geldi, bir kez daha uçak düşürülme vesilesiyle. Bu bana o gün şunu hatırlatmıştı. Aslında bundan da önce, o olaylar yaşanmadan önce şunu düşündüm. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girilmeye zorlanıyordu Alman müttefiki tarafından. Enver Paşa sağ olsun öte yandan. Ama bunun için bir vesile gerekiyordu. Halbuki Osmanlı hazır değildi. Ne Çanakkale'nin savunması anlamında ne de seferberlik anlamında çok bir hazırlığı yoktu o anlamda. Ve 3 ay içerisinde, yani Almanya Rusya'ya savaş ilan ettikten ertesi gün başlayan müttefiklik anlaşması üzerinden bir baskı unsuru vardı Osmanlı üzerinde. Bunu hızlandırmak anlamında da Almanya'nın iki gemisinin Karadeniz'e Osmanlı gemileriyle beraber geçip bir şekilde bombalaması bana şunu akıllara getirdi. Rusya'nın birebir aynı savaş uçaklarını kullanan Suriye güçleriyle Türkiye'nin bir çatışma durumu, bunun üzerinden Rusya'nın da belki bunu kendi üzerine çekerek bir kaos ortamı yaratması gibi bir senaryoda aslında çağrışmıştı. Belki fantezi gibi gelebilir ama ben bunu düşünmedim değil. Yani o dediğin olabilir, mantıklı. Ama Rusya şunu bence evet, hesaplamadı. Ona göre asıl neydi Rusya'nın derdi? Ona Rusya Türkiye'nin o uçağı düşürebileceğini düşünmedi. Çanakkale'nin geçiremeyeceği beklemediği bir hamleydi o. Yani evet, Türkiye bu riski alamaz diye düşün. Çünkü peki neden eğer Rusya bu riski aldı? Uçağın düşürülmesine rağmen bir riski almış oldu. Şimdi eğer Rusya bunu planlamış olsaydı, yani senin dediğin senaryodan baktığımızda Türkiye bu hamleyi yaptığı anda Rusya karşı hamleyi yapması lazımdı. Yani bizim de bir uçağımızı ya da bizim herhangi birimizi bombalaması lazımdı. Ve bu da savaş demekti. Rusya bunu göze alamadı. Çünkü Rusya yeni bir savaşı göze alabilecek düzeyde değil. Belki biz de bunu göze almayız. Ama biz topraklarımızı koruduk. Bir de şöyle bir durum var. Yalnız aslında biraz irdelenirse Akdeniz'e düşen, karadan düşürülen, füzeyle düşürüldüğü iddia edilen bir savaş uçağımız var. Evet. Bu aslında Rus komutanlar tarafından yine Rus bataryalarıyla düşürüldüğü iddia edilen evet, bir konu. Bunu da bilemiyoruz. Yani Türk komutanlar bu anlamda nasıl düşünüyor acaba gerçekten? Öte yandan şu da var. Hala patır patır Katyuşa füzeleri düşüyor. Rus yapımı füzeleri. Hala Türkiye'nin sınırlarını aşarak sivilleri bile öldürmeye devam ediyor. Şimdi tabii çok belki detay bunlar ama bir şekilde ya da vekalet savaşları, terör örgütleri üzerinden yaşanan bir savaş ortamı var. Yani
Nasıl bakarsınız şimdi, bilmiyorum. Bunları anlamak zaten çok zor belki de ama basit bir açıklaması var. Sizi kaosun içerisine çekmek isterlerse bunları yapamaz. Türkiye'nin yaptığı müdahalelerin hepsine baktığında sınırlı müdahaleleri var. Yani füze düşüyorsa füzenin düştüğü yer vuruluyor sadece. Evet. Girip topraklara, belki de Türkiye'yi şuna zorlamaya çalışıyorlar. Suriye'ye girsin, kara savaşına girsin ve bir batağın içerisine girsin. Hı hı. Amaç belki de budur. Çünkü çektiğinizde ülkeleri çıkışı olmayan, sonucu olmayan çıkışlara girebilirsiniz. Ama burada Türkiye'nin yaptığı hamlelere baktığımızda çok anlamlı hamleleri var. Yani ben kendimi koruyorum, kendimi savunuyorum. Bana bulaşmazsanız ben de size bulaşmam. Ama benim içimde, iç meselelerime sizde müdahale ettirmem mantıkları var. Ha burada Türkiye zor bir süreçten geçiyor mu? Evet, zor bir süreçten geçiyor. Çok fazla can kaybı yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. Sorun da yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. İşte mültecilere baktığınızda bir sürü mülteci Türkiye'ye girmiş durumda. Avrupa bunlardan yaka silkiyor, sorun yaşıyor. Bu kadar mülteciye biz bakamayız diyor. Ama kimse demiyor bu kadar mülteci Türkiye'de. Türkiye'nin durumu ne? Hatta bildiri yayınlıyorlar Türkiye sınırını aç diye. İşte bir bakın. Sınırını evet. Açıp da nereye alacağız bunları? Mülteci. O zaman bu insanların gelmesini önlemek için ilk önce Suriye'deki sorunu çözmeniz lazım. Niye Suriye'deki sorunu çözmeye kimse yanaşmıyor? Ve daha da içinden kaosun çıkarılamayacağı bir duruma geliyor. Rusya mesela de askerimi çekiyorum diyor. Neden çekiyor Rusya askerini? Ya veya çektiğini gösteriyor. Rusya çekiliyor kenara, limanlara çekilecek. Amacı bu. Siz nasıl isterseniz zaten yapın. Amaç da bu değil sorunlarınızı mi? Çözün. Amaç da bu değil mi? Bu arada bir şey soracağım. Sizce Rusya bunu neden gerçekleştirdi? Bütün dünya bunu farklı şekilde yorumluyor. Kimileri Rusya'nın artık bu savaşı, daha doğrusu burada askeri güç bulundurmayı ekonomik olarak kaldıramadığı noktasında bir tez var. Diğer yandan da aslında bu işten en kârı çıkanın ve en doğru hamleyi yapanın Rusya olduğu tezi var. Nereden bakmak gerekir? Bir de bu işin neresinde Türkiye? Bence Rusya şu anda alacağını aldı. İki tane liman tutuyor. Evet. Akdeniz'e inmek de amacı. Akdeniz'e indi. Askeri gücünü de oraya götürdü. Gemilerini de oraya götürdü. O iki liman da ona ait. Suriye'nin içerisinde Suriye'deki mücadele edenler ne yaparsa yapsın artık. Evet. Rusya'nın sınırı mı? Rusya'yı biri bombalayabilir mi? Bakın yine yakından bir örnek size. Kıbrıs'ta iki tane İngiliz üssü var. Evet. Askeri üs. Bunlar İngiltere'ye ait. İngiltere buradan istediğini yapabilir. O zaman Kıbrıs'ın tamamına sahip olmasına gerek var mı? Yok. O zaman 1960'ta Kıbrıs'ı bırakır. Niçin aynı İngiltere 1960'ta Kıbrıs'ı bıraktığında, ortaklık cumhuriyeti mantığıyla Kıbrıs'ta cumhuriyet kurulduğunda, çatışmalar çıktığında niye müdahale etmemiş? Veya 1974'teki barış harekatında niye Türkiye'nin yanında yer almamış, niye Türkiye'ye destek vermemiş garantör devlet olduğu halde? Karışmamış hiçbir şeye. Çünkü çatışmaya niye girsin? İşte aynısını Rusya uyguluyor. Hiçbir şeye karışmayacaktık belki de artık. Siz ne zaman ki Rusya'nın Suriye'de kullandığı askeri üslere müdahale gelsin, o zaman karışacaktır. Başka türlü niye karışsın? Çünkü zaten istediği ortam yaratıldı. İstediği ortam şu anda Suriye'de yaratılmış durumda. İşte belki federasyon ilan edilecek, belki ilan edilmeyecek. Gerçi ilan edilmiş, belki kabul edilecek, belki kabul edilmeyecek. Onların tartışmalarına girmenin anlamı yok. İzleyip göreceğiz bunları. Ama Türkiye bu politikalarını biraz daha ya sertleştirecek ya da geri çekilip izleyecek. Belki de izlemek en doğrusu. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi batağın içerisine girerseniz çıkamayabilirsiniz. Şu anda siz Türkiye'nin dış politikasını ya da en azından Suriye'ye yönelik olarak şu anki mevcut politikasını doğru mu buluyorsunuz? Doğru bulmuyorum. Tam anlamıyla doğru değil. Bence izlenmeli. Ama Türkiye öyle bir sürecin içerisinde ki izlemekten fazlasını da yapmak zorunda kalıyor. Yani belli şeyler mecburiyetten yapılıyor ama yapılan çok doğru bir şey var. Asla Suriye'ye müdahale girmiyorlar. Yani vuruyorlar ve bence sonuna kadar haklılar. Rus uçağını da düşürüyor. Düşürecek tabii ki. Yani belki düşürmeyebilirdi. Ona düşürmese de kimse bir şey demezdi. Düşürse de bence kimse bir şey diyemez. Dolayısıyla politikalar eğer belli bir dayanağınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Evet. Bu arada üstler meselesi önemli ama bir İslam ordusu gündeme geldi. Suudi Arabistan'la beraber Türkiye'nin de başını çektiği bir grup. Kralın önünde bazı gösteriler gerçekleştirildi. Onu nasıl buldunuz bilmiyorum ama bir de harita getiriyoruz ekranlara şimdi. Siz de bakabilirsiniz. Türkiye bir yandan da eskiden Osmanlı döneminde etkin olduğu coğrafyalarda yeniden yeni üsler kurma peşinde. Bununla ilgili Katar'la
işte Somali ile yine bazı Orta Doğu'da bazı ülkelerle anlaşmalar girişiminde devam ediyor. Bunlar kamuoyuna yayınlanmış açıklamalar, medyaya düşen açıklamalar. Burada da bir fotoğraf var akıllara. Türkiye burada ne yapmaya çalışıyor sorusu akıllara gelebilir. Bir de okyanusları aşabilecek seviyede bir çıkarma gemisi, havuzu çıkarma gemisi projesi de devam ediyor. Bunun da önemli bir mesajı olduğu söyleniyor ama Türkiye yeniden etkin olduğu eski coğrafyaya, o alana geri dönmek istiyor mesajı mı çıkartılabilir? Buradan da üslerle ilgili olarak bir yorum alabilir miyiz sizden? Ne dersiniz? Bence askeri üsle elde edilmesinden bence zarar yok. Çünkü neden? Madem bizim ülkemizde başkalarının üsleri varsa, biz de büyük devletsek, güçlü bir devletsek, o zaman biz de başka devletlerin içerisinde askeri üs edinebiliriz. Ve bununla bize karşı oluşumların önüne de geçebiliriz. Ön savunma gibi düşünülebilir. Ön savunma, yani bu coğrafyaya baktığımızda çok geniş bir coğrafya. Ya diyebilirsiniz, Türkiye'nin sınırlarının çok ötesinde. Bizi ilgilendirmez Somali'de olanlar. İyi de bizim gemilerimiz oradan geçebilir. Bizim ki, insanımız orada olabilir. Biliyorsunuz ki korsanlar sürekli olarak pek çok gemiyi ele geçiriyor. Yani NATO'nun ihtiyaçları doğrultusunda biz oraya gemi de gönderdik. Askerlerimizi de gönderdik. Tamam, buradaki de askeri üslerin, bizim ülkemizde olan askeri üslerin bir zararı yoksa niçin bizimkilerin de başka ülkelerde olmasın? Evet. Bence doğru bir karar olması gerekir. Evet. İşte bunlardan bir tanesi Kıbrıs mesela. Hani çok geniş eksenli konuşuyoruz. Çanakkale'den başladık, çeşitli üslere kadar geçtik ama bir de Kıbrıs müzakereleri devam ederken garantörlük tartışmaları devam ediyor. Bu arada ne olursa olsun İngilizlere göre değişmeyecek bir şey varsa o da İngiliz üsleri meselesidir. İngiliz üsleri burada kalacak. İster anlaşın, ister anlaşmayın. Bile. Tartışma konusu bile değil. Ama Türkiye'nin garantörlüğü sorgulanan bir durum. Bu bağlamda biraz da buraya, Çanakkale'den başlayarak İngiliz sömürge yönetimi, bugünkü İngiliz üsleri meselesi ve Türkiye'nin garantörlüğü babında şöyle bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Çanakkale ile Kıbrıs'ı bağlayalım. Yani Çanakkale'den başlayıp çünkü Çanakkale 1915 gerçekleştiğinde burası bir İngiliz sömürge devletiydi. Sömürge değil aslında 1915'te. Yani İngiliz yönetimi altında diyemez. Şöyle diyelim, 1878'de adayı bir şekilde İngiltere'nin idaresine bırakmışız. Yani 2. Abdülhamit'in verdiği kararla. Yani evet, buna kiralama diyebiliriz. Ama mülkiyet Osmanlı Devleti'ne ait. Ama ne zaman ki Osmanlı Devleti Dünya Savaşı'na dahil olmuş, o zaman İngiltere anlaşmayı bozarak tek taraflı ilhak ettiğini bildiriyor 1914'te. Yani Kasım'da bunu söylüyor. Artık mülkiyet de bizim diyor. Mülkiyet de benim diyor. Ama Osmanlı Devleti bunu tanımıyor. Evet. Yani bu Lozan'a kadar bu şekilde. Evet. Ama savaş durumundan olduğu için bu böyle devam ediyor. Bu arada bu İngilizlerin aslında bunu bilerek yaptığını söyleyebilir miyiz? Çünkü Osmanlı ile Rusya arasında, daha doğrusu o dönem Sovyetlerle çok ciddi bir savaş hali söz konusuydu. Osmanlı'nın gücü ortada idi. Bunu bilen İngilizler işte Ruslara karşı adayı koruma noktasında bir telkinle, daha doğrusu 1878'de, evet, 1878'de böyle bir durumla belki de eli mahkum Rusya, bunu Osmanlı bunu bilerek ya da istemeyerek de olsa kiralama yöntemine girmiş tabii oldu. Tabii ki şimdi oradaki süreç şu, dediğiniz gibi Rusların Rus saldırısına karşı tehlikledesiniz. Ve Ayastefanos Anlaşması, yani Yeşilköy Anlaşması hafifletme, yani Berlin Anlaşması. Aslında Kıbrıs'ın yapıldığı nokta bu. Ama Berlin'e baktığınızda Ayastefanos'la Berlin arasında çok muazzam bir fark yok. Ama Kıbrıs isteniyor. Kıbrıs neden isteniyor? İşte biraz önce koyduğunuz o coğrafyaya baktığınızda Süveyş kanalını kontrol edebilmek için istiyor Kıbrıs'ı. Evet. Çünkü amaç Süveyş kanalından, Süveyş kanalı açılmış, sömürgelere giden toprakları kontrol edecek bir boyutta Kıbrıs. Neden Antalya istemiyor? Madem bizi Ruslardan koruyacak. Evet. Düşünün, adadasınız, askeriniz adada. Bir çatışma çıkmış Erzurum'da. Oraya nasıl gideceksiniz? Oraya nasıl, gemiye bineceksiniz? Bugünkü şartları düşündüğünüzde 4 saat, 5 saat. Ağır tonajlı gemilerle gideceksiniz. O dönemin şartlarında bu belki de 8-10 saat, 12 saat olacak. Antalya'dan gitmek çok daha basit. Ya da Mersin'den, İskenderun'dan, evet, hep Osmanlı toprakları veya İzmir'den, bakın daha da farklı nokta söyleyelim. Evet. Hayır, Kıbrıs. Çünkü kendi amaçları var. Yani bizi koruma göstermelik. Anlaşmada gizli bir madde de var. Eğer Ruslar çekilirse, Kars, Ardahan, Batum'u terk ederlerse Kıbrıs'ı iade edeceğiz. Evet. Tamam, 1917'de geri çekilmiş. Niye iade etmiyorsunuz? Çünkü ben ilhak ettim diyor. Peki ilhanı neden yapıyor? Bu da çok ilginç bir şey. Yani idaresinde olan bir Kıbrıs'ta neden buna karar veriyor? Çünkü Yunanistan'ı savaşa sokmak istiyor. Yunanistan'la görüşmeler var bu sırada. Ve Yunanistan, çünkü neden? Balkanlarda Türkiye'nin, yani Osmanlı Devleti'nin karşısında bir devlet çıkartmak istiyor. Ki
Osmanlı Devleti onunla uğraşsın, kendisi rahat etsin. Ve Yunanistan'a teklifler yapılıyor. 1914'te olan olaylar bunlar. Yunanistan'a derhal savaşa gir, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan et, yani savaşa dahil ol, sana Kıbrıs'ı bırakalım. Süre bir hafta. Allah'tan, bizim şansımız belki de, Yunanistan'da kralla başbakan anlaşamıyorlar. İkili yaşıyorlar ve sorun. Ha, Yunanistan 1917'de savaşa dahil ediliyor. Kıbrıs istiyor bu sefer. İngilizler de onlara diyor ki, too late. Ben artık alacağımı aldım. Niye vereyim ki sana Kıbrıs'ı? Mantık evet. Bu şekilde çalışıyor çünkü. Alverleri çok farklı onların. Bu sefer kendisi Çanakkale'ye gelmek zorunda kalıyor. Topluyor Avustralyalıları, Yeni Zelandalıları, Hintlileri. Kıbrıs'tan bile askerler gidiyor. Yani bütün sömürgelerinden. Peki bu adamcağızlar, bu askerler, bu gencecik çocuklar neden Çanakkale'ye geliyorlar? Almanlarla savaşmaya. Allah aşkına Çanakkale'de Alman mı var? Yani evet. Nereye girdiklerinin farkında değiller. Ve Çanakkale'deki savaşlara baktığımızda kara savaşa, deniz savaşından sonra kara savaş da önemli. Çünkü deniz savaşı da kara savaşı bir bütün. Biz 18 Mart'ta hep deniz savaşından bahsediyoruz. Ama tam anlamıyla deniz savaşından sonra kara savaşı çok önemli. O daracık koridorlarda. Çünkü ikinci adım yani denizden geçemeyince kara harekatı üzerinde anlaşıldı. Karadan daha etkin olunabileceği o bataryaları, deniz gücünü engelleyen, denizi kapatan adeta özellikle o bataryaları oradan kaldırmak için, oradaki güçleri oradan kaldırabilmek anlamıyla o zaman karaya çıkalım. Karadan gideriz. Karadan gidelim. Nasıl da duramayacaklar karşımıza. Evet, bizim üstün kara ordumuz var. Ama hiç ummadıkları bir şeyle karşılaşıyorlar ve hiç birbirlerini tanımayan insanların dost olduğunu görüyoruz bu savaş sırasında. Yani savaşlar hiçbir zaman dostluk yaratmaz belki. Bir savaş başka bir savaşı doğurur. Ama Çanakkale veya Gelibolu Türkiye ile Anzaklar dediğimiz Yeni Zelanda, Avustralya arasında bir dostluk yaratıyor. Evet. Ve dost oluyor bu milletler. Yarında göreceğiz yine yani kamplardalar. Hep çıkıp gelecekler. Yine dedelerinin mezarlarının başında ziyaret bugün edecekler. Yani bu da ilginç bir şey. Evet. Şimdiye kadar belki de görülmemiş bir şey. İki savaşan devletin gidip birbirinin mezarlarını ziyaret ettiği, dostluk mesajları verildiği pek görülmemiştir. Evet. Yani bu da önemli bir nokta ve centilmen savaş diye tarihe geçiyor. Birbirlerine yani yiyecek veriyorlar, ihtiyaç malzemesi veriyorlar. Yani akıl mantık almıyor cepheleri baktığınızda ve birbirlerini tanımaya başlıyorlar. İşte savaşın ötesine geçtiğinin amacı kara savaşlar. İşte mücadelenin büyük bir zafer Çanakkale ama çok büyük fedakarlık var. Muazzam. Bedel çok büyük. Şu çok da, büyük bedel ödenmiş. Şu da söyleniyor yani bir eleştiri demeyelim de bu yorumları da duymuyor değiliz. Yani evet Çanakkale geçilemez ama sonrasında Çanakkale Savaşı kazanıldı. Daha doğrusu Çanakkale zaferi elde edildi ama sonra da Çanakkale geçildi bir şekilde. Evet. Hem de dur diyen bile olmadı. İstanbul'un Dolmabahçe'nin karşısına demirledi itilaf devletlerinin gemileri. Peki o zaman ne gereği vardı ya da neden burada bu kadar yüz binlerce insan hayatını kaybetti? Ne gereği vardı en azından ittifak adına, Osmanlı'nın kaybetmiş olduğu şehitler adına? Böyle bir soru akıllara gelebilir. Buna nasıl bakmak gerekir? Çanakkale bir kere tarihi değiştiren bir savaş. Mesela Çanakkale geçilemedi, Rusya'da ihtilal oldu. Belki de olmayacaktı. Belki de 10 yıl sonra olacaktı. Biraz daha geç olacaktı. Geç olacaktı. Çanakkale'de verilen mücadelenin aynısı Mondros'ta verilemedi çünkü. Orada bir ateşkes imzalandı. Ateşkes anlaşması mantığına baktığınızda işte o savaştan önce, Dünya Savaşı'ndan önce yapılan bütün o gizli anlaşmaların anlaşmaya yansıtıldığını görüyorsunuz. Ama maalesef anlaşmayı imzalayan paşamız bunu görememiş. Çünkü oradaki ifadeler İşte şunu yaparsanız şöyle olur, şunu yaparsanız şöyle olur şeklinde. İşte en ünlü 7. madde. Herhangi bir karşılık çıkarsa İtilaf Devletleri işgal edecek silahları ve düzeni geçirecek. Sağlayacak. Evet. Bu ne demek? Yani karşılık olmazsa sorun yok. Peki 2 gün sonra Musul'da ne oldu ki de işgal edildi? Hiçbir sorun yok. Yani bunlar çok anlamlı şeyler. Veya 24. madde neden konmuş Doğu Anadolu'daki 6 vilayette karşılık çıkarsa işgal edilecek? Ya 7. madde var. Niye 24. maddeyi koyuyorsunuz? Çünkü İngilizce metne baktığınızda Six Armenians diye yazıyor. Çünkü orada bir Ermeni devleti kurulması amaçlanıyor. Bir sonraki imzalanan Sevil Anlaşması'na ki bizim tarafımızdan geçersiz kabul edilen anlaşmaya baktığımızda bunlar gerçekler tek tek ortaya çıkıyor.
Yani planlı ve programlı geldiklerini. Yani Mondros'u imzalayan kimliğin Çanakkale'de savaşan kimlikle arasında dağlar kadar fark var. Onlar mücadeleyi buraya geçirmiyorlar. Canları pahasına birçok insanımızı kaybediyoruz. Yetişmiş insanı kaybediyoruz. Ama Mondros'a bu düşünülmüyor. Nasıl olsa ülkeyi kurtardık. Bu kadar yenildik. Ülkeyi kurtarmaya başlayınca hiçbir işgal de olmayacak. Evet. Ama işgaller başlayınca o zaman bizim padişahımız şunu söylüyor. Türk misafirperverliğini gösteriniz. Nasıl yani? Bana kurşun sıkacak, ben ona kahve mi ikram edeceğim? Bu anlamsız. Çünkü bizim başımızdaki adam bunun mukayesini edemeyecek karakterde bir adam. Yetişmiş 2. Abdülhamit değil. Bakın 2. Abdülhamit çok farklı bir padişah. Evet. Çok zor dönemde. Bugün ülkeyi, daha iyi anlıyoruz 2. Abdülhamit'i mesela. Ülkeyi bugün çok farklı yönetebilen bir padişah. Evet. Belki çok belki de gelmiş şüpheci. Geçmiş, belki gelmiş geçmiş en stratejik padişahlardan biri diyebiliriz. Stratejik düşünebilen. Ama onun da tabii ki zayıf yönleri var. O ayrı bir konu. Evet. İçinde bulunduğu zor koşullara düşünürsek. Zor koşullara düşünürsek. Onun da zayıf yanları var. O bizim için tamamen farklı. Belki de Osmanlı'nın en zor dönemlerinden biri. Olabilir. Evet. Yani. Uzun, en uzun kalanlardan bir tanesi zaten. Evet. Ve o zaman Kıbrıs elden gidiyor. Peki Lozan'da neden Kıbrıs alamıyoruz? Kaybettiğimiz çok halde mesela neden tazminat alamıyoruz Lozan'da Yunanistan'dan? Bir başka mesela. Alıyoruz. Vardı. Yani aslında alıyoruz. Aslında alıyoruz ama neden ödenmiyoruz? Yani o ikinci ilişkiler tamamen farklı şeyler. Evet. Yani o anlaşma imzaladıktan sonra uygulama mantığı. Ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi Lozan'ı beğensek veya beğenmesek. 1923'ün şartlarına göre yapılmış bir anlaşma. Peki Lozan imzalanmamış olsaydı. Hep benim sorduğum bir sorudur bu. Ve 10 yıl, 15 yıl müzakereleri devam etmiş olsaydı Türkiye Cumhuriyeti böyle bir anlaşma imzalayabilir miydi acaba? Cevap almadan ikinci soruyu soruyorum. 1974'te Kıbrıs'ta bir barış hareketi yapıldı. Ve Türkiye Cumhuriyeti bu barış hareketinde başarıyla çıktı. İstediklerini yaptı. Yani Kıbrıs adasını yaşanılır bir hale getirdi. Garantörlük hakkını kullandı. Makaryos'un tekrar Cumhurbaşkanı olarak gelmesini sağladı. Bakın Makaryos'tan bahsediyoruz. Çünkü Türkiye garantör bir devlettir. Yani Kıbrıs'ın tamamını almadı. İşgalci bir devlet değildir. Lanse edildiği gibi. Çünkü işgalci bir devlet olsaydı tamamını alırdı. İstediğini Makaryos'u koymazdı. Tamamdır. Benim istediğim adam başkanlığı bitirirdi işi. Askeri olarak alması mümkün müydü bu arada? Bu da çok tartışılır ama yani güç olarak tamamını alması alabilirdi. Devam ettirsin. Benim görüşüme göre alabilirdi. Çünkü artık direnme noktası kalmamıştı. Çünkü belli. Ama araya İngilizler ve arkasından da BM girdi. Hayır. İngilizlerin girdiği noktalar bellidir. Kendileriyle ilgili noktalar. Mesela Lefkoşa Havalimanı. Çünkü kendileriyle ilgilidir. Evet. Kendi üsleriyle ilgili bölgelere müdahale etmediğiniz sürece. Peki İngiltere neden Gönyeli'deki çatışmalara, Lefkoşa'nın göbeğindeki çatışmalara müdahale etmedi? Niye havalimanına müdahale etti? Aynı mantık. Çünkü kendisiyle ilişkilidir. Hemen yanı başında Lefkoşa'da çok büyük çatışmalar yapıldı. Çarpışmalar var. Niye müdahale etmedi? Karışmadı. BM askerleri diyorsunuz. Peki BM askerleri 1964 Ağustos'unda Erenköy'de neredeydiler? Bakın çatışma. 1964'ten bahsediyorum. Ağustos'da Rumlar saldırmışlar. Türkiye uçaklarını göndermiş. Uçaklar bombalamış. Yani bir çatışma var. Türkiye Cumhuriyeti müdahale etmiş. BM askeri adada. Niye müdahale etmiyor? 1967 Geçitkale olaylarında niye BM askeri müdahale etmiyor? 11 yıl boyunca nerede? 74'te İmzalanan anlaşmada, Cerevi Anlaşması'nda şöyle bir madde var. BM askerleri iki tarafın arasında durmayacak. Neden? Çünkü askeri açık olacak, ateş açık olacak. Ateşkestir çünkü bu. İşte bizim 74'te belki de başaramadığımız tek nokta bu. Bir bu ateşkesi, ateşkesi barışa çeviremedik. Ama bir sürü sebebimiz var. Evet, haklı sebeplerimiz de var. Ama bunu bir şekilde başarıp Lozan gibi bir anlaşma yapsaydık o zaman biz bu işten karlı çıkacaktık. Evet, yani Mondros'tan Lozan'a 74 barış harekatından bir anlaşmaya, bir barış anlaşmasına. Yani işte stratejik noktalar evet, çok önemli bu evet, şeylerde. Bunu başarabilseydik. Başarsaydık belki bugün çok daha farklı bir düzende olacaktık. Evet. Yani ama bunun için bir sürü sebebimiz olabilir. Bizim haklılığımız olabilir. Çok var. Yani aslında tek cephede onlarca yine devletle. Ama bugün bunun farklı isimleriyle adı Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler. Aslında bunlar yine karşımızdaki o dönemin itilaf devletleri gibi. Yani bugün yine karşımızda duruyor. Müzakereler yapıyorsunuz, çözüm bekliyorsunuz
Ama çözümde nereye geciktiniz? Belki de başaracağız. Değerli hocam, çok önemli bir konudur. Son zamanlarda hani konudan konuya atlıyor ama Çanakkale'yi, Kıbrıs'ı, bölgeyi, bugünü, dünü konuşuyoruz. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Lozan Anlaşması son dönemde işte 2023 yeni Türkiye mesajını Türkiye'ye duymaya başladıktan itibaren artık yoldan geçen vatandaşta, tarihe ilgi duyan duymayan da, televizyon izleyen vatandaşta, sade vatandaşta artık Lozan Anlaşması'nın 100. yılında bir şeylerin değişeceğine dair bir beklenti içine girmeye başladı. Ya da Lozan Anlaşması 100. yılından sonra ne olacak? Türkiye bir bölünme bekler mi? Lozan Anlaşması'nın maddeleri hükümlerini tamamlar mı? Türkiye 2023'ten sonra yeni bir çağ mı atlayacak? Böyle beklentiler ya da böyle sorular oluşabiliyor. Biraz hazır konuda açılmışken Lozan'la ilgili söyleyebileceğiniz bu bağlamdaki sorulara, düşüncelere bir yorumunuz var mı? Yani Lozan pek değiştiğini ben zannetmiyorum. İhtimal de vermiyorum. Çünkü Lozan'da imza atan bir sürü devlet var. Evet. Bunların hepsinin Lozan'ı gündeme getirip tekrar tartışalım demesi lazım. Hepsinin bunu kabul etmesi lazım. Dolayısıyla bu sürece gidebilmek için bunun farklı versiyonlarının girişilmesi lazım. Bu o kadar kolay bir şey değil çünkü. Çünkü baktığınızda Lozan'da sadece Türkiye'nin imzası yok ki. Amerika'sından tutun, Japonya'sına, Rusya'sına, yani birçok şeyin işin içerisinde olduğunu görüyoruz biz. Mesela Montreux-Boğazlar Sözleşmesi. Biraz evet. Daha bağlantıya 1936. Onu söyleyecektim. Biz Boğazlar Sözleşmesi. Biz niye 1936'daki sözleşmeyi değiştiremiyoruz hala daha? Bakın 1936'dan önce Boğazlar Komisyonu var Lozan'da. 1936'da İtalya'nın ve Almanya'nın yayılmacı politikasını bahane ederek değiştirdik bu anlaşmayı biz. İngiltere bizim tarafımızı tuttu ve biz bu anlaşmayı değiştirdik. Montreux'u imzalattık ve mükemmel bir anlaşmaydı. 1936 Lozan'ın üzerine koyduk. Evet, üzerine koyduk. 1936 için mükemmeldi Montreux. Ama 2016 için mükemmel değil. Evet. Mesela bugün Rusya'yla savaş noktasına geldiğimiz, ikili ilişkilerin tamamıyla koptuğu, birbirimize nota vermiş olduğumuz bir durumda Rusya'nın gemileri üzerlerinde roketlerle istedikleri gibi geçebiliyorlar. Hatta bir teknoloji botunu batırmakla böyle bir noktaya kadar gelebiliyor. Ve biz bundan rahatsızlık duyuyoruz. Bunun değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir iddia vardı, İstanbul Kanal Projesi meselesi. İstanbul, evet, belki çok başka ama konu açıldığı için söyleyeyim. Akıllara geliyor. Belki sizde bir mesajınız vardı da söyleyeyim. Eğer İstanbul Kanal Projesi hayata geçerse boğazları kapatmak ve İstanbul'un dışında da kanaldan, İstanbul kanalından da askeri gemilerin geçişini kontrol altına almak mümkün olabilir gibi bir iddia var. Bu doğru mudur? Montreux şimdi, bunun önünde bir engel olur mu? O biraz ne zor. Nedeni şu. Çünkü ilk önce Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin değişmesi lazım. Şimdi kanal şöyle bir anlam. Özel bir kanal olacağı için oraya gemileri yönlendirebilirsiniz. Ama gemi istemezse oradan geçmez. Zorlayamıyorsunuz. Yani ben Boğaz'da seni geçirmeyeceğim. Artık bu güvenlikli değil. Seni ben başka bir yerden geçireceğim ki daha güvenli olsun diyemiyorsunuz. Ancak yönlendirme yapabilirsiniz. Montreux'a göre ama. Montreux'a göre. Montreux'u değiştirirseniz evet bu olur. Ama şunu yapabilirsiniz. Montreux'da belli bir bekleme süresi var. Yani gemilere diyebilirsiniz. Şu kadar süre Boğaz'da tadilat var, şu var, bu var. Geçmiyor, bekleyin. Bekletirsiniz. Ama kısa bir süre bu. 48 saat, 72 saat. Böyle bir saat bekletirsiniz. Bu süreçte ben bunu merak edip bir kaptan arkadaşıma sordum. Ve dedim ki ya böyle bir süreç var. Montreux'da bunu söylüyor. Gemiyi iki gün beklettiğimizde gemi iki gün beklemeyi mi tercih eder yoksa dönüp kanaldan geçer mi dedi bana. Dedim. Bana verdiği cevap kanaldan geçer dedi. Neden? Çünkü iki gün orada beklerse harcayacağı, kaybedeceği para orada ödeyeceği paradan çok çok azdı. Dolayısıyla geçer kanaldan dedi. Yani biz insanların işlerini zorlaştırabiliriz. İki gün bekletiriz. Standartları yükseltebiliriz. Denetimleri yükseltebiliriz. Yükseltemiyorsunuz işte. Denetimleri yani boğazdan geçebilmek için bazı gemilerin teknik şartlarını yani bugün mesela Rusya'da yaşanan kriz dolayısıyla biliyorsunuz ki Karadeniz'de çok sayıda bekleyen Rus gemisi trafikten men edildi Türk tarafı tarafından. Geçirilmedi boğazdan. Tamam, belli şartlar yapabilirsiniz. Yani ama bunları belki şunu yapamıyorsunuz. Mesela tankerler, dev tankerler var Rusya'nın elinde. Diyebiliyor musunuz? 5 yaşın üzerindeki tankeri ben geçirmiyorum boğazdan. Diyemiyorsunuz. Ama 5 yaşın üzerindeki tankerle sigorta şirketleri tarafından tam olarak sigortalanmıyorlar. Çünkü riskleri var. Peki iki tanker boğazda çarpıştı. Kim zarar görecek? Bak doğal, savaşı bıraktık. Türkiye, İstanbul zarar görecek. İstanbul halkı görecek. Ama bunu Montreux'da anlatmak lazım. İşte bunu yapabilmek için de uluslararası bir sorunu yakalamamız lazım.
uluslararası, çünkü Montreux uluslararası bir sorunda değiştirildi. Boğazlar Komisyonu vardı başımızın belası. Ve biz bunu burada değiştirdik. İşte Montreux için de böyle bir sorun yakalarsak değiştirebiliriz. Ha, onun için Lozan öyle kolay değil değişmesi. Herkesin buna... Ha nasıl değişir? Bir savaşla değişir. Onu da kimse göze alamaz. Çünkü Suriye krizi bunu gönlüme getirdi. Kolay değil bir savaşı ülkelerin kaldırabilmesi. Çünkü tetikleme İkinci Dünya Savaşı'nda veya Birinci Dünya Savaşı'ndaki bir savaş olmayacak artık. Bir savaş çıktı. Bakın vekalet savaşları var artık. Yani. Günümüzün döneminde. Yani Suriye'de vekalet savaşları, Amerika Birleşik Devletleri'de, Rusya'da, bir şekilde Türkiye'de ya da diğer güçlerde, Esad rejimi de bir şekilde bu vekalet savaşlarının içinde. IŞİD dediğimiz imparatorluk ya da örgüt, terör örgütü. IŞİD'i kim kurmuş acaba? Ya da bunu kim kurdu? 2003'e kadar böyle bir örgüt yok. 2003'te Saddam, 2003 öncesinde, işgal öncesinde Saddam Orta Doğu'daki en büyük çıbanlardan bir tanesi, kesinlikle götürülmeli. Elinde nükleer silahlar var ama 2003 giriyor Amerika, girdiğine de bin pişman oluyor. Bölmek istediği Irak'ı bölemiyor. Saddam'ı da bir bahaneyle ortadan kaldırabiliyor ama ortada ne nükleer füze var ne de Irak halkına ödenmiş bir tazminat ya da bir özür ya da bir şey. Apar topar çekilen ve Suriye'ye girmekten dahil korkan bir Amerika Birleşik Devletleri. Öte yandan da belki Saddam dönemini bile arar duruma gelmiş bir Irak halkı var. Öte yandan bölünme noktasında bugün özellik ilan etmeye çalışan bir devlet. Hemen yanı başında Suriye'de de bir federal bir oluşum göze çarpıyor. Ama bugün bakıyorsunuz ne Rusya ne de Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir federal bölgeye, herhangi bir federal oluşuma izin vermeyiz, bunu desteklemeyiz diyor. Öte yandan hemen yanı başında Kuzey Irak'ta bir oluşum var. Bunun bir an önce devlete dönüşebileceği noktasında çok ciddi sinyaller var. Vesaire vesaire. Karışık oyunlar, bir çıkar çatışması var. Ama bu çatışma içerisinde de piyonlar var. Yani bugün Rus askerleriyle Amerikan askerleri savaşmıyor. Mazlum insanların hayatını kaybettiği ve aralarından çıkan birkaç elebaşının beraberinde pek çok insanı sürüklediği terör savaşlarını yaşıyoruz. Bu zaman zaman Ankara'da bir bomba olup patlayabiliyor, sivilleri evet. Kaybettirebiliyor. Zaman zaman 35 yıldır ne yazık ki sırtımızda bir bit gibi, bir kangren gibi belki de kanımızı emen bir terör örgütü PKK gibi içimizde aramızda dolaşabiliyor. Farklı isimleri olabiliyor, kafa kesen IŞİD olabiliyor bunun adı. Ama bunlar bir şekilde kendilerinden değil, birilerinin aracılığıyla ortaya çıkıyor ve vekalet savaşlarına yol açıyor. Aslında bugün bunları yaşıyoruz. Bunları görebilmek lazım diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Yani vekalet savaşlarında önemli olan o silahlar, o parayı kim veriyor? Mesela Amerika diyelim ki silah bırakıyor. O silah kime gidecek? IŞİD'i kim yaratmış? Bugün bir yerde okuduğum bir şeyi paylaşayım. Mesela İsrail IŞİD'le ilgili IŞİD'in İsrail'le ilgili hiçbir açıklaması yok. Bu da ilginç bir şey. Yani arama motorlarında en çok bu konuyla ilgili pek çok sayıda arama var. Pek çok makale var. Çok çarpıcı da yorumlar var. Buyurun. Ama yani Hizbullah'la çok derin savaşları var İsrail'in. Baktığınızda IŞİD yok. İlginç. Yani IŞİD baktığınızda kendi mantığıyla kabul edilemez belki ama İslam, İslam, İslam diyor. Tabii ki ben ondan İslam, Müslüman olduğunu kabul etmiyorum. Ayrı bir konu. Çünkü bir Müslüman aslında başka bir Müslümana zarar vermez. İnsana zarar vermez. Çünkü İslam dini, zarar vermez. İslam dini bunu öngörmez. O ayrı bir şey. Ama baktığınızda nasıl olur diyorsunuz. Ve belki de Hizbullah'la IŞİD çarpışacak. Bakın o duruma gelecekler belki de. Peki bunun arkasında acaba İsrail mi var? Orta Doğu'yu karıştıran peki de İsrail? Bilemezsiniz. Yani dama taşı gibi neyin nereye oynadığını, nasıl oynadıklarını bilemiyoruz. Onun için vekalet savaşları. Belki de onun vekaletini ona vermiştir. Orayı karıştırmak. Çünkü İsrail'i düşünün. Etrafı Araplar, Arap ülkeleriyle çevrilmiş. Çok ciddi bir uluslararası bir sorun haline gelmiş Filistin meselesi var. Ama İsrail bu sorundan kurtulmak istiyor. Filistinleri ortadan tamamıyla topyekun kaldıramaz. Olabildiğince baskı altında, kafes içinde yaşatmaya çalışıyor ve bunu başarmış durumda. Bütün dünyanın tepkisine rağmen. Ama Orta Doğu'da hala bir çiban başı olarak durduğu için dikkatlerin dağılması en çok İsrail'in işine geliyor gibi görünüyor. Yani bugün kaç kişi özellikle IŞİD'in son birkaç yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu eylemlerden sonra İsrail'i anar oldu. İsrail'de hayatını kaybeden sivillerin üzerine tekrar kurşun sıkıldığı haberleri dolaşıyor. Her türlü iğrençlik, canlı masum bir sivil öğrencinin üzerindeki çanta
boşaltmasına bile arama sürecinde izin vermeden kızcağızı olduğu yerde öldürüyorlar. Her türlü barbarlığı işliyor İsrail ama şu anda kimse İsrail'i konuşamıyor çünkü IŞİD var. Evet. Profesyonel HD ve rejeli çekimlerle her türlü terör olayı canlı yayınlarda, internet sitelerinde çok ilginçtir. HD yayınlarla, internet üzerinden, sosyal medya aracılığıyla yayılıyor. Çok profesyonel bir kurumsal terör örgütü ama kimse bunları görmüyor nerede olduğunu. Ama bunlarla mücadele etmek için onlarca ülke bir araya gelip koalisyon güçleriyle havadan bombardıman yağmuruna tutuyor bu örgütü. Ama bu örgüt bir şekilde yok olmuyor ve Irak'da, Suriye'de bir şekilde karıştırmaya bütün dünyanın ilgisini belki orada büyük bir fırtına koparacak şekilde çekmeyi başarıyorlar. Ama kimse İsrail'i şu anda hatırlamıyor bile belki de. Mesela biraz önce şey söylediniz. İsrail tepki alıyor bütün dünyadan. Acaba nasıl tepki alıyor? Hangi tür tepkiler veriyorlar? İslam dünyası birleşip İsrail'in üzerine ambargo uyguluyor mu? Hiçbir şey yapmıyorlar. Bunu başaramayan, yani bu tepkiyi veremeyen mesela İslam ülkeleri, aralarında Türkiye'de var. Ama IŞİD'le mücadele için bir İslam bir ordusu kurdular. Yani bir araya geldiler, ilk defa gövde gösterisi gösterdiler. Peki bu ne yapar bilmiyoruz ama ilk defa mıyız? Suudi Arabistan uçakları kalktı geldi. Burnunun dibinde İsrail'e uygulanan soykırıma kayıtsız kalan Suudi Arabistan kalktı Suriye'yi kurtarmak için uçaklarını Yemen'e müdahale etti. Yemen'e, evet keza. Yani ve şu mesela biraz önce söylediniz, bombalanıyor IŞİD dediniz. Evet bombalanıyor. Evet. Ama IŞİD'in elindeki silahlara bakın. Nereden buluyorlar bu silahları? Bu kadar geniş, yani anlamsız, bu kadar güçlü silahlar nereden bulunuyor? Demek ki birileri bunları veriyor. İşte vekalet savaşları dediğiniz ortam bence çok evet. doğru. Evet. Yani bu vekalet savaşlarının içerisinde düşmemek lazım. Belki de. Bu bağlam. İşte, tarihteki, geçmişteki problemleri görerek geleceği keşfe çıkmak bu aslında belki de. Yani o süreçlerde neler yaşanmış, neler olmuş, kim ne yapmış bunları bilmemiz lazım. İşte onun için tarihimize sahip çıkmamız lazım. Ama bakıyorsunuz Orta Doğu karışık. Orta Doğu daha önce niye karışmamıştı da şimdi karışmış? Dünya savaşlarına bakın, Balkanlardaki çatışmalardan çıkmış dünya savaşları. Niye Orta Doğu'daki çatışmalardan dünya savaşı çıkmıyor? Hep bir piyon bulunuyor belki de Orta Doğu'da. Biraz daha farklı bir şey. Belki kızacaklar ama o kadar insan birleşip niye belli bir ideolojiye gitmiyorlar? Neden demokrasiden bahsetmiyorlar? Krallık, şeyhlik, emirlik, beylik hepsi farklı. Yani nasıl bölündüklerine dikkat edin. Orta Doğu coğrafyasındaki azınlığın zulmü çoğunluğa bir şey var. Peki, hükmettiği bir topluluk para olmuş. Kazanıyorlar mı? Evet kazanıyorlar. Peki bu paraları nasıl harcıyorlar? Nereye harcıyorlar? Bir zayıf olan Müslüman bir ülkeye yardım mı yapıyorlar? Yoksa altından çeşme mi yapıyorlar? Altından oda mı yapıyorlar? En yüksek kuleleri mi dikiyorlar? En yüksek kuleleri mi dikiyorlar? Yani onu da geçtim. Bilim adına bir şey mi? Ha, ya da bilim adına. Bilim adına ne yani yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapılmıyor. O zaman başkalarının yönetildiği ülkelerden başka bir şey olmazsınız. Yani siz yönetici olmak istiyorsanız o zaman kendi ayaklarınız üzerinde durduğunuz andan itibaren, yani ekonomik bağımsızlığınızı elde ettiğiniz andan itibaren bilime sarılacaksınız. Bilimle bir şeyler üreteceksiniz. Ürettiğiniz şeyler konusunda hak sahibi oluyorsunuz. Örneğin Japonlara bakalım. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmışlar. Ama teknolojik alanda süper güç olmuşlar. Tamam, askeri anlamda belki süper güç değiller. Ama onurlarıyla yaşıyorlar. Almanlar keza. Japonlar ve Almanlar. Aynı şekilde. İkinci Dünya Savaşı'nın mağlupleri. Hem de hem Birinci Dünya Savaşı'nın hem de İkinci Dünya Savaşı'nın mağlubudur Almanya. Mesela Amerikan ordusunun işgali altındadır hala. Sadece Amerikan'ın yani Almanlara bak. Alman örneğini verdiniz. Almanlar çok daha acı. Almanya'yı ikiye bölmüşler. Düşünün. İki kardeşsiniz. Kardeşin bir tanesi Doğu Almanya'da, bir tanesi Batı Almanya'da yaşıyor ve görüşemiyorlar. Kore gibi aslında. Güney Kore, Kuzey Kore. Evet. Bunları bölmek çok kolay. Evet. Yani dolayısıyla aynı coğrafyada yaşayan insanlar birbirine bunu sormalılar. Aslında Kıbrıs'ta keza öyle. Kıbrıs. Bütün dünya bölünürken Birleşmiş Milletler'in eliyle bölünen bir Filistin toprağı mesela var. 1954'ten sonra, 1954'de kalan olan meseleler ve ondan sonrası yaşananlar. Pek çok aslında gerçeklik
geniş bakıldığında, tarih coğrafyasından, tarih sayfalarından bakıldığında bugün okumak aslında çok daha mantıklı oluyor. Ama biz günün keşmekeşi içerisinde küçük olaylara takılarak ne yazık ki gerçeklikleri büyük pencerelerden okuyamıyoruz. Aslında geleceği tarihten başlayarak okumak bence en doğrusu. Tarihimizi bilmiyoruz çünkü. Evet. Biz tarihimizi bilmiyoruz. Peki, ben açık açık söyleyeyim bunu. Çanakkale'yi bir kez daha söyleyecek ve son söz olarak da sizden alalım. 101. yıl dönümünde Çanakkale zaferi ve Çanakkale ne demektir? Kısaca yine varsa bir yorumunuz ya da ne anlama geliyor sizin için o yorum alın. Ben Çanakkale'nin sadece şunu söyleyebilirim belki de. Centilmenlik, yani bir savaşın nasıl bir centilmenlik savaşına dönüşüldü ve nasıl bir dostluk yarattığının tek örneğidir dünyada. Ve ödenen bedelin ne kadar büyük olduğunun anlaşılması için zamana bakılması lazım. Çok büyük bir bedel ödenmiştir çünkü. Sonuçta büyük bir zafer vardı ama bu zafer çok ağır bir bedel ödenerek kazanılmıştı. Ancak bir önce söylediğimiz gibi sahip çıkılamamıştır Mondros'ta. Yani bu büyüklük, bu fedakarlık görülememişti. Ama görenler Kurtuluş Savaşı'nı yapmışlardı. Milli mücadeleyi yapmışlardı. Demek belki ki ders alanlar var. Yani tarihini bilenler var. Tarihteki gücünü bilenler var. İşte bizim de bugün ihtiyacımız olan o. Tarihimizi bilmek zorundayız. Tarihimize sahip çıkmak zorundayız. Kıbrıs'ta da keza aynı şekilde. Tarihimize sahip çıkmalıyız. İşte onun için biz bir müzeyle bu işe giriyoruz. Çünkü yok olan kültürümüzü sahiplenmemiz de, tarihimizi sahiplenmemiz lazım. Her şekilde. Bugün herkes her şeyi anlatabiliyor Kıbrıs'ta. Türkiye'de de keza. Anlat işte şu olmuş, bu olmuş, Çanakkale şöyle olmuş. Peki sahip olduğumuz değerler nerede? Sergiliyorsunuz. İşte ama Kıbrıs'a bakıyorsunuz, herkes bir şey anlatıyor. Sahip olduğumuz değerler nerede diyorsunuz? İşte şurada diyor, burada var. Yarın yok. Örneğin 1974 Savaşı'na katılan insanlar 2016'da var diyelim. 2036'da olacak mı? Olmayacak. Veya 1960'ı yaşayan insanlar olacak mı? Olmayacak. 1960'ın Lefkoşası nasılmış acaba? Hatırlıyor muyuz? Bugün birçok insan hatırlıyor. Ama 2036'da kaç kişi hatırlayacak? İşte bunları verirseniz gençlik geçmişini görebilir. Çünkü artık okuma devri tamam okuyalım ama çok fazla interaktif bir döneme giriyoruz. Bazı şeyler görsel. Onun için görsel medya çok önemli. Yani sizin yaptığınız iş çok önemli bir iş. Verdiğiniz mesajlar çok önemli. Onun için insanlarımızın değerlerine sahip çıkmasını öğretmemiz lazım, göstermemiz lazım. Evet, bu bağlamda Yakın Doğu'nun ve Gine Üniversitesi'nin bir milli tarih müzesi projesi var. Evet. 20 Temmuz'da açılacak, çalışmaları devam ediyor evet. diyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Size de programımıza hem katkı koymuş olduğunuz için hem de çalışmalarınız için çok teşekkür ederiz efendim. Çok ben sağ teşekkür olun. Ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Çanakkale'den çıktık. Bugün 101 yıl öncesine gittik. Osmanlı'yı, Sovyetleri, dönemin itilaf, ittifak devletlerini, bugünün coğrafyasını, bugünün Orta Doğu'sunu ve Kıbrıs'ını konuştuk. Böyle çok zaman dilimi içerisinde, zaman cetveli içerisinde gidip geldiğimiz, ancak çok verimli olduğunu düşündüğüm, keyifli olduğunu düşündüğüm bir programı daha geride bırakıyoruz. Yarın saatler yeniden 16.30'u gösterdiğinde bir başka odak noktasında yeniden görüşünceye dek hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.